Gani olan Allah ekonomi alanını inşa eder. Siyaset alanını inşa eder, sanat alanını inşa eder, bilim alanını inşa eder, hayatı inşa eder, toplumu inşa eder, hepsini. Ama ekonomi alanını da inşa eder. Ekonomi alanında ilahi inşanın ana başlıkları nelerdir derseniz, bunları sayabilirim. 8 başlık. Vahyin inşa ettiği hayatta mutlak varlık, mutlak anlamda Allah'a aittir. Yani varlığın mülkiyeti Allah'ındır. 2. Servet emanettir. 3. Paylaşmak esastır. Niye? Emanettir de ondan. Çünkü Allah imtihan sırrı gereği birilerinin hakkını birilerinin üzerinden verir. Hakkını üzerinden verdiklerini de imtihan eder, onların paylaşması gerekenleri de imtihan eder. Yani varsılları varlıkla, yoksulları yoklukla imtihan. 4. Servet belli ellerde devlete dönüşmesin. Evet. Kay la yekuna duleten beyne'l agniya'i minkum. Zenginleriniz arasında servet devlete dönüşmesin diye diyor Kur'an. Ne muhteşem değil mi? Servet devlete dönüşmesin diye. Kur'an'ın ilkesine bakınız. 5. Rızık evrenseldir. Vahyin inşa ettiği bir ekonomi alanında temel umdelerden biri budur. Rızık evrenseldir. Kapitalizm ne der? Rızık yetersizdir der. Yetersizdir deyince yetmiyor zaten. Evet. 6. Üreten Allah'ın sevgilisidir. Kazanan değil, dikkat buyurun. Rantçı değil. El-Kâsibu Habibullah'daki kâsip, yani kazanan Allah'ın sevgilisidir diye çevrilmez o. Kâsip kazanan manasına gelir ama bu hadisin söylendiği çağda kazanmak üretimdendir. Ranttan değildi. Dolayısıyla üreten Allah'ın sevgilisidir. 7. Müdahaleci değil, narhı Allah koyar mantığı esastır. Yani komünist ekonomi değil. Efendim, komünizmde ekonomi var mı? O da ayrı bir mesele. Dolayısıyla narhı Allah koyar. Yani bir şey bolsa fiyatı ucuz olur, bir şey azsa fiyatı pahalı olur. 8. Savurganlıktan ve pintilikten uzak, dengeli harcama ahlakı. Tüketici değil, harcama ahlakı üzerine oturur. Evet, gani olan Allah'ın ekonomik alanı inşasının temel umdeleri bunlardır.